Dün cezaevlerinde onlarca tutuklu ve hükümlünün ve iki de askerin ölümüyle sonuçlanan hayata dönüş operasyonu ile ilgili bir davanın daha zaman aşımından düştüğünü duyurmuştuk. Bu gelişmenin ertesinde o dönem Adalet Bakanı olan Hikmet Sami Türk suikast girişimiyle karşılaştı bugün ve bunu atlattı. Türk'ün hukuk dersi verdiği Bilkent Üniversitesi'nde yaşandı olay ve kadın canlı bomba füyeyi patlattığı sırada Türk'ün korumaları tarafından etkisiz hale getirildi. Adalet Bakanı, eski Adalet Bakanı Türk yayınımızda olacak. Birazdan önce olaya bakıyoruz. Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, anayasa hukuku dersi verdiği Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasına sabah erken saatlerde geldi. Binadan içeri girdiğinde Didem Akman isimli saldırgan soru sorma bahanesiyle Türk'e yaklaştı. Derse geç kaldığını söyleyip hiç durmadan uzaklaşan Türk, birkaç adım sonra patlama sesini duydu. Döndüğümde o bayanın benim korumalarım tarafından yakalanarak yere yatırıldığını ve etkisiz duruma getirildiğini gördüm. Üzerinde henüz patlamadığı başka bir fünye olduğu daha sonra bana söylendi. Ayrıca yerde de bir tabanca vardı. O tabanca da üzerinde Magnum marka bir tabanca. Demek ki bu eylemi gerçekleştirmek için iki bomba ve bir de tabanca ile gelmiş. Saldırganın üzerindeki düzenek olay yerine gelen jandarma ekiplerince çıkarıldı. Fünyenin patlaması nedeniyle karnından yaralanan Didem Akman hastaneye kaldırıldı. Akman'ın üzerinden 1 kilo patlayıcı çıktı. Türk suikast girişiminin gerekçesinin 2000 yılında cezaevlerine yönelik yapılan hayata dönüş operasyonu olduğunu söyledi. O zaman terör örgütleri nin cezaevlerinde en etkili olanı bu eylemden dolayı kendisine bir intikam hedefi seçti. Öğrencilerse uzun süre olayın etkisinden kurtulamadı. Olayı sadece sınıfa başka bir derse yetişiyordum. O sırada yüksek bir ses geldi ve kız önümde düştü. Sadece çıkan dumanları falan gördüm. Zaten hemen boşalttılar her yeri. İki el silah sesi duydum. Silah sesi. Silah sesi, evet. Bir bayan, uzun saç bir bayan yatıyordu yerde. Gençti. Çantası falan vardı. İki görevli başında vardı, sivil. İşte birisi başını tutuyordu, birisi kollarını tutuyordu. Sanırım üzerinde bomba varmış. Düzeneyi bilmiyorum onu. Sonunda jandarma geldi az önce. Çıkardı ve gittiler. Olayın ardından Bilkent Üniversitesi'nde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Olay yerinin çevresi kordon altına alınırken üniversiteden ayrılan araçlar arasında şüpheli görülenler polis ve jandarma tarafından kontrol edildi. İnsanlık onuru! MİT ve polisin takip ettiği isimlerden biri de Serkan Onur Yılmaz'dı. Yılmaz'ın Bilkent Üniversitesi'ne Didem Akman'la birlikte geldiği güvenlik kameralarıyla tespit edildi. Serkan Onur Yılmaz, Akman'ın yakalanmasının hemen ardından şehir dışına çıkmak üzereyken içinde bomba bulunan bir çantayla otobüs terminalinde gözaltına alındı. Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Ankara'da konuğumuz. Sayın Türk, geçmiş olsun diyoruz her şeyden önce tabii ki. Teşekkür ediyorum Sayın Güven. Doğrudan soralım. O soruya cevap vermeyi acaba hiç düşündünüz mü? Yoksa gerçekten aceliniz mi vardı? Yoksa tedirgin olduğunuzdan mı yolunuza devam ettiniz? O ana dair ne diyeceksiniz demin aktardıklarınızı ek olarak? Şimdi bir süreden beri bugün basın toplantısında anlattığım gibi bir terör örgütünün hedefi durumundayım. Zaman zaman bazı eylemler gerçekleştirmek istiyorlar. Bugün de böyle bir eylem sahneye kondu. Derse girerken öğrenci sayılabilecek bir bayan yaklaşarak dershanenin kapısında bana bir şeyler söylemek istedi. Ben de şimdi derse giriyorum. Dersten sonra gelin görüşelim dedim. Fakat bir metre kadar salonda ilerlemeden arkamda bir patlama sesi duydum. Döndüğümde bu bana soru soran bayanın benim korumalarım tarafından
etkisiz hale getirildiğini gördüm. Arkamdan bir de tabancayla ateş etmek istemiş. Ama bir korumam eline vurarak tabancayı yere düşürmüş ve kendisini etkisiz duruma getirmişler. Olay bu şekilde geçti. Yani ondan sonra da patlattıktan sonra da tabancaya hamle edebilmiş saldırgan, öyle mi? Tabanca yerde, yani yere düşmüş. Korumam eline vurunca tabanca yere düşmüş. Ondan sonra da jandarma ve polis çağrıldı. Ben o arada ambulans çağrılmasını da söyledim. Çünkü bu suikast yaralı olabilirdi. Gerçekten de yaralı olduğu anlaşıldı ve ambulansla kaldırıldı. Yani ilk tedbirler böyle. Peki benim dikkatimi çekti. Sayın Türk çok aslında böyle bir saldırı girişimini atlattıktan sonra çok soğukkanlı görünüyordunuz. Sonrasında acaba biraz daha farklı bir durum oldu mu? Belki olayın şokuyla beraber de böyle bir durum olabilir. Yoksa o soğukkanlılığınız hiç geçmedi mi? Bakın ben suikastçının sağlığını dahi düşünen bir insan konumundayım. Nitekim korumalarıma ambulans çağırmalarını söyledim. Ambulans da geldi birazdan ve öyle götürüldü. Ben bu çeşit eylemlere katılan gençler için büyük üzüntü duyuyorum. Biz gençlerimizin Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhuriyetimizin anayasada yazılan niteliklerine sahip çıkan Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı insanlar olarak yetişmelerini istiyoruz. Ona çaba gösteriyoruz. Arada böyle farklı yönlerde eylemler yapan gençlerin yetişmesini büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz. Bu da böyle bir eylemdi. O bakımdan ben sadece bir gencin böyle bir eylem yapmış olmasından dolayı büyük bir üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. Ben şahsınıza dair tabii ki insanın böyle olayların ardından ilk anda duyduğu bir korku vardır. Şimdi, şok vardır. Neler yaşadınız? Biraz daha insani tarafını sormak istiyorum eğer mümkünse. Ailenizle mesela insani ne konuştunuz? İnsani tarafı olarak şunu söyleyeyim. Ben Adalet Bakanlığı yaptığım günden bu yana özellikle cezaevleri reformu yaptığımız, cezaevlerinde bu amaçla hayata dönüş operasyonunu gerçekleştirdiğimiz günden bu yana bu çeşit tehditlerin hedefi olan bir insanım. Dolayısıyla bunlar beni çok fazla etkilemiyor. Bu çeşit eylemler her zaman olabilir. Bazı görevleri üstlenmiş olan insanlar onun bedelini maalesef bazen ağır bir şekilde ödüyorlar. Çok şükür bugün amacına ulaşamayan bir suikast girişimi oldu. Ama bu hiçbir zaman bizi izlediğimiz yoldan çeviremez, haklı olduğumuz, inandığımız davadan geri döndüremez. Peki ben şunu soracağım size. Dün verdik hayata dönüş operasyonu ile ilgili davalardan bir diğerinin, bu sefer tutuklu yükümlülerin yargılandığı dava 8 yıl sonra zaman aşımından düştü. Orada özellikle tabii, müdahil avukatların, izninizle bitirmek istiyorum sorumu, müdahil avukatların burada silahlı isyan direnişi yoktu görüşüne savcının da son aşamada katıldığını gördük. Ama zaman aşımından düştü. Daha önemlisi 1000'in üzerinde yetkilinin de yargılandığı bir dava vardı. O da 2008'de. Yani olayın üzerinden 8 yıl geçtikten sonra zaman aşımından düştü. 32 kişinin hayatını tabii kaybettiği adıyla çelişkiye düşmüş hayır, olan bir kişi operasyon değil. Bu rakam konusunda. Yanlış. Pardon, onu düzeltirseniz ben izninizle sorumu bitireyim değil. Sayın Türk. Fakat onlarca kişinin hayatını kaybettiği bir operasyonla lütfen ilgili davanın bir hukukçu olarak siz zaman aşımından düşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani neden sizce bu sistemde bir çözüm bulunamadı? İçiniz rahat mı bu konuda? Bir defa şunu söyleyeyim. Olayda iki jandarmamız şehit oldu ve 12 hükümlü veya tutuklu yaşamını kaybetti. Bunlar son derece üzücü olaylar. Bu çeşit çok sanıklı davalar kolay kolay sonuçlanmıyor. Keşke daha ve sonuçlansaydı. Tabii 8 yıl uzun bir süre ve onun sonucunda da zaman aşımı nedeniyle düştü. Keşke karara bağlanmış olsaydı. Peki sizin içiniz son olarak bana izin verirseniz, çok kısaca şunu sormak diğer istiyorum. Diğer televizyoncu arkadaşlara tabii haksızlık etmeyelim. Peki, son tamam sorunuzu oldu. Alıyorum. Sadece evet hayır diyebilirsiniz belki. Son bir sorum vardı benim ama bu operasyon başka türlü gelişmiş ve gerçekleşmiş olsaydı dediğiniz oluyor mu hiç Sayın Bakan? Hayır, başka bir çare yoktu. Çünkü
Daha önce 60 gün süren ölüm orucunun sona erdirilmesi için her türlü girişim yapıldı ve bu operasyon ölüm oruçlarına son verilmesi, ölüm orucundaki gençler üzerinde baskı yapan teröristlere bu olanağın verilmemesi, bu olanağın ortadan kaldırılması amacıyla yapılmıştır. Ama maalesef direnişle karşılaşılmıştır. Onun sonucunda çıkan çatışmada işte iki şehit ve 12 insanımızı kaybettik. Çok geçmiş olsun diyoruz. Başka tekrar. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.